Selçuk İnan bu topu nereden gördü öyle, nereden fırlattı? Selçuk şu pasa gel abi. Of 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 of. 66'da doldu gönüllerin efendisi, yeşil siyah renkleriyle liglerine. Merhaba arkadaşlar, Denizlispor kariyerimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Gürkan. Başlangıçta bu bölümde aradan çıkarmamız gereken bir şey var. Şu Fırat Günver'in abicim saçlarını bir türlü beğendiremedik kimseye. O yüzden Fırat da artık burada biraz şey yaptı. Biraz gider yaptı bize. Fırat diyor ki abicim, Fırat artık ben kafama kaskımı takarım abi. Peder çek gibi böyle takılırım. Ve ben buna karşılık ne dedim? Dedim ki Fırat'cığım git saçlarını adam akıllı şekilde herkesin seni sevdiği gibi kestir. Gel karşıma, ondan sonra futbolunu oyna, bana böyle bir daha giderler yapma yoksa Fırat seni satarım bak dedim. Ve Fırat da hay hay hocam dedi. Geldi karşınıza. Orijinal Fırat arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Artık görüyorsunuz ligde 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, 52 puan. İnanılmaz gidiyoruz ama Fenerbahçe de inanılmaz gidiyor. O yüzden simüle etme gibi bir lüksümüz falan yok. Tüm maçları oynayacağız. Öyle başta dedik, öyle devam edeceğiz, bitireceğiz. Bir sonraki bölüm sezon finali olur. Bu bölümde sezon finalinden bir önceki bölüm oluyor. 3 tane maç var burada. 3 tane lig maçı. Bunları oynayacağım. Sonra Konya'yı da elersek eğer, 3-0 kazanmıştık geçen bölümde. Yarı finale geçeceğiz Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe maçını yapacağız. Gençler Birliği maçı, Sivasspor maçı ve ardından Beşiktaş maçıyla da bölümümüzü kapatacağız. Ondan sonraki bölümde de yine 8 maç olacak diye hesaplıyorum, tahmin ediyorum eğer Türk Kupası'nda finale kalırsak. O yüzden şimdi ilerleyelim abicim. Hedeflerimiz vardı biliyorsunuz sezon sonunda. Defansımızdan 10 gol istemiştik. Ben onu 10 verim olarak değiştireceğim. Sadece 2 ya da 3 tane toplam golleri, asistleri toplarsak var. O yüzden biraz dardayız. Bunun haricinde ceza sahası dışından da 4 tane daha gol atmam lazım. Ayrıca arkadaşlar biraz bu yanar döner dönme dolap oldu ama ayarlardan 4 dakikaya düşürüyorum bu bölümlü tekrar. Abi çok kolay kazanıyorsun, gerçekçi olmuyor. Nerede görülmüş Anadolu takımının her maçta 4-5 gol attığı. Bu takım özel bir takım arkadaşlar ama ne yapayım yani, sizi tatmin etmek için değiştiriyorum tekrardan. Bakalım nasıl olacak bu bölüm. Fırat biraz yorgun. Fırat'ın yerine Barrow giriyor. Seedorf da ilk 11'de kalmış. Seedorf'un yerine de şöyle Kudüs'ü alalım. Böyle kalsın abi. Artık yeni oyuncumuz da var biliyorsunuz, Veseli. Ideguchi Sabek. Oynayalım. Kayseri'ye karşı bakalım 4 dakikada kaç gol atabileceğiz. Kendi evimizde hedefimiz devam ediyor. Evimiz kalemiz, hala yenilmedik evimizde. Bir tek Galatasaray'a deplasmanda yenilmiştik bu sezon. Haydi çocuklar, Óscar Estupiñán, Rodega. Aman Recep, aman Recep. Ne oluyoruz? Gol yiyoruz. Oliver. Bir anlaşmazsızlık burada, bilgisayarım kasıyor mu kasmıyor mu diye bakarken biraz da dikkat dağıldı. Bunu saymıyorum abi ben. Orada Barrow'a mı çarptın? Birisine çarpıp adamın önüne düştü, ne güzel. Beto'da geçen bölüm gol yememişti galiba. Bu bölümde yiyor. 1-0 oluyor maalesef. Neyse. Güzel top. Güzel. Recep'ten süper çıkış topu. Rode gidiyor. Rode gidiyor. Yanında Kudüs var. Rode kendisi direkten dönüyor. Lan Rode. Abi kaleci de baka kaldı. Cık. Dönen top da ona geldi. O da olmadı. Hadi. Gol olmalı burada. Evet, Recep plase. Hocam penaltı. Tribünler çıldırıyor ama temiz diyor. VAR'a gitmeliydik aslında ama. Óscar Estupiñán mı? Yok. Rode. Ali Turan Rode'den feci aldı. Korner kazandık. Recep Niyaz. Haydi Recep. Oscar var orada. Aha, Saki geliyor. Dışarı gidiyor. Aman dikkat. Tehlikeliler. Çok tehlikeliler. Saki korner. Hadi bakayım. Of, out. Rodega, Óscar adamlar sağlam bastırıyorlar ya. Kayserispor'a bakın siz. Gelmişler bize kafa tutuyorlar. Evet, Kudüs, Ideguchi iyi girdi içeri. Ideguchi. Hep aynı gol atıyorsun abi. Hep aynı gol atıyorsun diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Ama en kolayı o. Haydi bakayım. Óscar Estupiñán. Óscar kaleci. Evet, güzel. Güzel. Rodega. Hocam Top öyle biçim gidiyor ki yani burada belki mağlubiyet gelir arkadaşlar. Biraz bayağı bir momentumun etkisinde kaldık. Bilmeyenler varsa bilmesinler. Zaten FIFA bazen çok adil davranmıyor. Beto ilk yarıda burada sonunda bitecek. 1-0 mağlup durumdayız. O kadar fırsat kaçırdık. Hadi bakayım. Güzel mi? Oha. Hocam aman dikkat. Saki uzun gönderdi. Oha, Saki'den giden topa bak. Ben bile tahmin etmemiştim. Barrow. Rüzgar'ın oğlu. Barrow. Evet. Kudüs. Dön abi. Dönemedi Kudüs. Güzel. Óscar Estupiñán yazıyor. 1-0. Óscar yap sevinci. Ne yapıyor Óscar? Valla tırsıyorum arkadaşlar bu maçta. Çok tehlikeli. Bu arada Rodega da gol krallığı için yarışıyor. Ondan da goller bekliyoruz. Óscar Estupiñán ceza sahası içinden. 1-0. 1-1. Ne 1-0'ı? Keşke 1-0 olsaydı. Aman dikkat. Oha. O ne bir o nasıl kafa abi ya? İnsan değilsin sen. İnsan değilsin abi. Selçuk İnan çıkarıyorum. Tor'u koyuyorum. Adama bak ya. Oha. Hocam. Ayıp ya. Artem Kravets 2-1. Ideguchi müthiş. Ideguchi süper aldı. Ideguchi gidiyor. Yanında Kudüs var. Onu attı. Haydi Kudüs. Haydi Rüzgar'ın oğlu. Kudüs pasını verdi. Tor yakın direkt. Hadi be. Hadi be. Yavaşlamayın bu kadar çocuklar ya. Lütfen. Zakaria korneri kullansın. Gönderiyor abi. Kafa yok. Recep. İyisin Recep. Tor üstünden atladı. Tor. Kalecide. Korner kullanacağız. Korner kısa oynansın. Zakaria var. Zakaria ceza sahası içi. Zakaria çok tehlikeli. Tor. Evet. Recep. Evet. Recep çekti. Ya abi paslar gitmiyor şu ceza sahası içinde arkadaş. Bir daha kısa. Bir daha kısa. Zakaria geliyor. Zakaria. Evet aynı şey oldu. Yine adam dondu orada. Zakaria. Rodi. Rodi topuk pası. Zar zor bizde kalıyor. Hugo Rodega gol! İşte bu! Çok seviyorum ismini lan. Ben buradayım diyor. Gol kralı olacağım diyor. Evimizde inanılmaz zor bir mücadele. 4 dakika sağ olsun. Helal olsun yani burada. Öyle bir zorlandım ki. Bu sezon bu kadar hiç zorlanmamıştım. Başakşehir maçı bir bayağı zordu. Bir de bu. Helal olsun Rodi'ye. Güzel. Korner taktikleri direkt kafayla zor gol olduğundan öyle kısa oynadım sürekli arkadaşlar. Bakalım gol, galibiyet golünü de bulabilir miyiz son 8 dakikada. Ideguchi aldı başını gidiyor. Ideguchi. Japon. Süper gidiyor Japon. Top sekiyor. Ideguchi. Rodega. Rodega önünde tutabildi ama... Top bizim en azından. Galibiyet gelsin ya. Galibiyet gelsin. Ideguchi. Rodega. Ideguchi. Tor. Recep. Recep. Kaptırma Recep. Helal olsun Recep. 90+3 vermiş hoca. Tor. Recep. Recep. Fırat. Fırat 90+ bilmem kaçıncı kahramanımız mı Fırat? Maalesef. Orijinal Fırat. Kısa mı oynasak batar mı? Şöyle kafaya atalım. Saki içeride abi. Saki içeride atar belki. Tor'a geliyor. Tor'un kafası. Out. Bu maç 2-2 bitti arkadaşlar. Kayseri'ye karşı puan kaybı. Fenerbahçe umarım üstümüze geçmedi şimdi. Fenerbahçe üstümüze geçmiş. Vay. Uzun zamandan beri liderliği verdik. Vay be. Tüh. Oo, altyapıdan rapor geldi. Onu da unuttum. Altyapıdan Akgüz için serbest kalma bedeli. Mehmet Akgüz New York City'ye gidiyor. Vallahi helal olsun. Güzel yere gidiyor yani 35'inde. Tamam şimdi Kamerun'dan Kosun Burak Gazi haber göndermiş arkadaşlar. Abdulaye Vuata 59-83 potansiyel 60.000 değeri var. Omar Konare. Konare 70.000 değerde. O da fazla bir şey değil. Akoto hiç iyi değil. 52-70 bize yetmez abi. Musa Dama. Damacana 70.000. 69-93 yalnız. 70.000 fena değil 15 yaşında. Evet. 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 Belki burada bir şey vardır. 72-94. Şık. Karamoko 100.000 euro. 15 yaşında Cheikh Karamoko. Stoper oynarsa çok iyi olur. 1.87 boyunda. Bakacağız. 63-87'lik bir Konare var. O da fazla iyi değil. 70.000, 17 yaşında hiç iyi değil. Değere bakarak tespit edebiliyorsunuz. Ve Cheikh Akoto en kötüsü. Onu da reddediyoruz ama arkadaşlar Cheikh Karamoko bence aradığımız adam olabilir. Karamoko'yu hemen alalım. Bütçeyi otomatik ayarla aldık. Konare, Dama bunlar biraz daha araştırılsın. Bunlar biraz daha beklesinler. Cheikh Karamoko 52 ratingde 72.94 sağ bekmiş. Bize de zaten sağ bek lazımdı. Zaten 1.87 oluşu onu stoperde de oynatır. Sprint hızı var, gücü var, agresif biraz. Defansif yönleri, müdahalesi fena değil. Zıplaması ne? Kafa isabeti biraz var. Zıplaması nerede abi? Zıplama 77. İyi valla 1.87'lik bir oyuncu için. Bu çocuklardan da pek bir şey olacağını sanmıyorum. Belki Kemal Avcı'yı alırsak alırız da bunlar kalsınlar burada. Biz maçımıza devam edelim. Burada kim geliyordu? Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. Tor oynamak istediğini söylüyor. Düşüneceğim diyeceğim Tor'a ve Tor'u da oynatacağım. Fırat sağda, Barrow solda, Ideguchi yine sağ bekte, Tor da defansif orta sahada merkezde oynayacak. Hadi bakalım 2-2'den sonra ne olacak Kasımpaşa'da deplasmanda? Hocam bugün bizden misin hocam? Recep. Haydi Recep. Recep'ten bir şeyler bekliyorum. Quaresma'yı da gördünüz orada. Maç başladı. Başarılar Denizli'ye. Quaresma, Zakaria bırakmaz. Barrow güzel verdi. Süper kaçtı Barrow. Haydi Barrow. 4 asistlik formunda mısın Barrow? Arkada gelen bir Fırat var. Ama o Rodega'yı tercih etti. Ve batırdık abi. Derken Recep yine hata devam ettiriyor. Ve free kick kazandık. Selçuk İnan yedeklerde. Rodega ile çekeceğiz artık bunu. Rodega gönder abi. Hugo Rodega. Gol olacak. Kıl payı. Of. Fazla falso. Rodega. Selçuk olsaydı atmıştık o zaman. Direği yaladı resmen ya. Barrow. Óscar da kendini gösterdi. Barrow kendini tekrar gösterdi. Óscar. O da gösterir mi? Óscar. Güzel top Barrow'dan. Ah be Óscar. Ah be Óscar. Recep hata devam ettir abi. Evet. Fırat. Olmadı. Yusuf Erdoğan bırakmayan bizim sağ bekte çok iyi oynuyor Ideguchi. Evet Fırat, bırakma o topu Fırat. Bırakma. Evet süpersin Fırat. Bir daha döndü. Fırat güzel son çizgide. Fırat'ın ortası. Estupiñán kaleci. Öztürk peşine. Barrow inanılmaz bir pozisyon abi. Kaleci panter kesildi resmen burada. Ramazan mıydı? Ferhat mıydı? Neydiyse Öztürk işte. Top bizim güzel helal. Ben de sandım pozisyonumuz bitti. Quaresma free kick. Bir free kick daha. Oyuna acaba Selçuk İnan'ı mı soksak? Harbiden burada Selçuk İnan'ı getireceğim. Kimin yerine girecek? Recep'in yerine alacağım Selçuk'u. Recep ortalıkta görünmüyor. Bakalım girecek mi? Değişiklik hocam. Aha oluyor. Free kickçimiz geliyor. Görev adamı. Kamerayı değiştir abicim. Selçuk. Ters ayak ama neyse şöyle bakalım Selçuk'un golü olacak mı? Selçuk İnan çok zayıf gönderdik ya. Ama ah çok uzak. Adamlara pozisyon vermedik. İkinci yarıya başlıyoruz. Selçuk İnan'ı zaten aldık, o oynasın. Rodi kısa başlattık. Zakaria haydi çocuklar. Haydi Rodi ileri git abi. Ne bekliyorsun burada? Barrow offside. Taktik değişiyoruz. Artık böyle maçı berabere getirmeye çalışacağız. Yoksa ikinci mağlubiyetimiz olacak. Bu çok ayıp olur. Selçuk. Rodi iyi geçti. Evet. Tor göm abi. İşte bu be. Beraberlik geldi zar zor. Alın o topu. Artık topu alma mevzusu kalkmış ya. Neyse. Tor ya. Adamı oynattık. Golünü de attı. Rodi'den asist. Bir gol daha gelir mi? Son 2 dakika. Bastıracağız. Bastıralım abi. Bastıralım. Artı bilmem kaç görünmeden bastırın alın. Seedorf'u da koyduk oyuna. Selçuk aldı. Evet. Seedorf batırma. Batırdı bile. Abi onlara geçti ya. Lan adam yavaşlıyor durduk yere, anlamıyorum ya. Maç bitsin. Ve puanlar bölüşsün amaç yani. Bu Biraz oyunun gıcıklığına geliyor arkadaşlar. Fazla bahane etmeye çalışmıyorum ama neyse. 1-1 yine berabere kaldık. Bu bölüm kazanamaz olduk. 3. maçı kazanmamız lazım. Şuna bakın, tek şut tek gol ya. Fenerbahçe oynamamış görünüyor ve hala da berabere kaldılar. İyi ya, onlar da puan kaybettiler. Galatasaray derbi 1-1 bitmiş görüyorsunuz. 1-1 Galatasaray. İyi ya, iyi, güzel. Sırada şimdi Malatya var. 2 beraberlik üst üste ilk defa alıyoruz galiba. Malatya'ya karşı farklı bir strateji uygulayacağım. 4-4-2 uzaktan bombalama amaçlı. Recep Niyaz'la Selçuk İnan ortadan belki şut çekebilirler, bilmiyorum. Ve sol bekte Tor var. Bergdik de forvette. Hani defanstan verim almak istedim ya. Bergdik'i forvete alıyorum. Adamın bitiriciliği böyle biraz yüksek. Pası falan da iyi, hızı da iyi. Bakalım o ne yapacak? Óscar Estupiñán yedeklerde. Malatya'ya çok atmıştık diye hatırlıyorum. Bakalım burada çok atabilir miyiz? Haydi, maç başladı. Rodega gönder abi. Bergdik galiba bu. Ya da Seedorf'muş. Seedorf abi ne yapıyor anlamıyorum ya. O kadar bir depar atılır mı yani? Güç de var. Güç de var sende. Helal olsun. Bakın ne güzel. Zakaria buldu. Seedorf'u buldu. Seedorf şut çekecek adam değil. Selçuk İnan bombala. Hadi be. Selçuk'un önünde mi? Yok. Haydi Fırat. Michael Jordan aşkına. LeBron James aşkına. Fırat Günver ortasını yapıyor. Kafa Zakaria. Out. Adam sol bekten forvete geldi ya. Önüne attı. Zakaria'ya da verdi. Zakaria'dan Seedorf'a. Seedorf'tan Recep'e. Recep. Uzaktan bombalar mısın? Recep. Aha, ceza sahası dışı. Ufuk Ceylan. Tüh. Aman dikkat. Ideguchi süpersin abi. Ideguchi o pasta güzel gitseydi iyi olurdu da neyse, çıktı. Aha Recep güzel. Vücudu süper kullanabiliyor Recep. Zakaria gönder abi. Fena değil, fena değil. Araya girdi. İşte bu. İşte bu. Seedorf. Yapıştırıyor da Seedorf ya. Seedorf ya. Beklemediğimiz kahraman Seedorf. Seedorf'tan ne hareketi? Oo, adam breakdansı çıktı lan. Şervin Seedorf o bir efsane olma peşinde, efsane amcasının yolunda ya da dayısının, amcasının pardon, dayısı olamaz. Direkten içeri ama Zakaria'nın ileride topu çalabilme mücadelesi, kabiliyeti bu golü yarattı. Asist Zakaria'dan, gol Seedorf'tan. Helal olsun. Aman dikkat. Tor defansta da iyi ya. Sol bekte de iyi Tor. Seedorf'a kazandırdı. Seedorf ilerliyor. Seedorf veriyor. Zakaria ara pasını bırakıyor. Recep Niyaz. O da bıraktı Zakaria'ya. Keşke gitseydik Recep'le. Çok zor bir pastı. Top bizde hala. Bundan bir şey çıkar mı? Seedorf. Zakaria bırakmıyor abi bu topu. Bu adam topu bırakmıyor. Selçuk İnan. Önü boş. Selçuk İnan'ın önü kapalıymış. Ideguchi aldı topu. Fırat'a verdi. Selçuk İnan, Zakaria topuk bası süper ve gol. İşte bu ya, işte bu ya. Benim sizden istediğim bu arkadaşlar. Galibiyet zor olacak. Recep Niyaz sakin olun diyor. Daha sevinme zamanı değil diyor nedense. Ama arkadaş, şampiyonluk yolunda bu maçlar çok kritik. Çok zora geldik bu bölüm. En zor bölümümüz bu diyebiliriz. Zakaria'dan bir asist daha bu arada. Adam forvette 2 asist yaptı. Topa çok iyi yapışıyor. Çok iyi bir tercih. Alternatif yöntemler, metodlar bizi başarıya taşıyor bu maçta. İlk yarı 2-0. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Zakaria'dan bir de gol bekleyeceğim ben ikinci yarıda. Hadi bakalım. Ideguchi araya girdi. Fırat Rodi'yi buldu. Rodi Zakaria'yı buldu. Zakaria ayrıl da gel koçum. Zakaria hocam, penaltı yok mu? Keşke açı değiştirmeseydik Zakaria'yla. Ne gidiyor adam ya. Pas da atabilirdi. Hoca penaltıyı da vermedi. Temiz gibi görünmüyordu. Recep Niyaz rakibi dondurdu bir an için. Rodi. Atak böyle bitti ve kontra atağa gel abi. Veseli yetişir. Veseli yetişir. Aman dikkat. Kaleci Beto. Şervin Seedorf. Zakaria'nın önü boş. İyi top Seedorf'tan. Zakaria. Recep geliyor. Recep'e pas. Adam 3 asist yaptı ya. Recep'in ikinci golü. Helal olsun Recep. Helal olsun Recep. Ama maçın adamı Zakaria. dönüm noktası, kilit adam oldu ya. Resmen çok mutluyum vallahi bu seçimi yaptığımdan dolayı. Tereddüt ettim, yapar mı, iş yapar mı, iş yapmaz mı diye, ama güçlü cüssesi, topa yapışabilmesi, top çalması, iş yapar dedim. Ve de yapıyor. Recep Niyaz da ikinci golünü atıyor arkadaşlar. Bu sezona, şu maça kadar 2 golü vardı. Bu maçta da 2 gol attı. Toplam 4 gol. Helal olsun koçum. Fırat. Recep. Süper top. Zakaria'nın arkasına düştü. Zakaria bırakmıyor adam. Hileli adam. Yerde kaldı. Hocam bu adam sırf yani ayakta zor yıkılıyor diye de hani şey yapma. Penaltıları vermemezlikten gelme ya hocam. Ayıp ediyorsun. Yerme. Seedorf boğuştu, alamadı. Aman dikkat. Recep süper. Recep süper. Pası da verdi. Recep de maçın adamı olabilir. Hocam yani herifi parçalıyorlar ya. Hocam neredesin ya? Çok büyük tehlike var ve gol var. Furç. Kapattık sandım ama Veseli ya da önündeki Bozikov muydu? Emin değilim. Saki'ydi belki de. Kimmiş? Veseli'ymiş. Aynen, Veseli yeterince kadar kapatamadı. 3-1 gol yiyoruz evimizde ama evimizde hala yıkılmadık abi. Zakaria'da adamın hakkı yenildi harbiden. Baksana adamlar ne kesiyorlar bize, hoca hiç oralı mısın demiyor. Veseli, Recep, Kudüs. Kudüs de oyunda, Óscar Estupiñán da oyunda. Zakaria'dan Óscar Estupiñán'a. Kudüs geliyor desteğe. Kudüs, Estupiñán bıraktı. Zakaria bekledi. Güzel gönderdi Barrow'a. Barrow yap ortanı abi. Geciktik ve maç burada bitiyor arkadaşlar. Zakaria'dan inanılmaz performans. 3 tane asist. Maçın adamı Zakaria'ydı. Recep Niyaz'dan da 2 gol geldi ama ikisi de süperdi ama Zakaria bence daha iyiydi biraz. Burada maçın adamını ikisine de 9.4 vermiş oyun. 3 asist Zakaria'dan, 2 gol Recep'ten. Diğer asiste yok mu? Zaten asist yok. Diğer golde Seedorf'tan gelmişti. Doğru. Fırat Günver. Görüyorsunuz. Antrenmanları yaptırıyorum. Yükseliş oldukça gösteriyorum arkadaşlar. Fırat 69 reytinge yükseldi. Şimdi sırada iç saha Konyaspor rövanş maçı var arkadaşlar. Bu maçtan hemen 2 gün arayla da Fenerbahçe maçı geliyor. Yani o kadar önemli bir maç ki, bir de Kadıköy'de olacak. O maç şampiyonluk maçı olabilir. O maçı almamız şart. O yüzden şimdi Konya'ya karşı yepyedek bir kadro kurdum. Şöyle yapıyorduk sanırım. Aynen böyle yapıyorduk Konya'ya karşı. Kalede Stakovyak var. Mesela defansta Bozikov, Yılmaz var. Mehmet Akgüz de oynayacak. Seedorf oynayacak yine. Kudüs oynayacak. Oyna diyelim. Dayanıklıkları yüksek olan as oyuncularımızı oynatıyorum burada. Diğerlerini dinlendiriyorum. 3-0'lık bir deplasman galibiyetinin üstüne bakalım. Yedeklerimiz evimizde yağmurun altında ne yapabilecekler? Fenerbahçe maçı öncesi moral arıyoruz ve o morali az önce bulduk biraz 3-1'le ama burada da galibiyet serimize devam etmemiz lazım. Seedorf rakibine kaptırmadı. Haydi Seedorf. Göster kendini, bir gol daha at. Seedorf. Seedorf son çizgi. Ortası fena değil. Yok bir şey. Evet güzel. Ideguchi, Fırat Günver, Kudüs, Óscar Estupiñán. Çok hızlı gelişiyor hatamız. Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz attı Seedorf'a. İşte bu. Seedorf çapraz açı. Dışarı bu sefer. Top sekiyordu. Seedorf. Aferin Ideguchi. Ooo, karizma Japon'a gelin abi. Of. Önümüzde kaldı mı? Kaldı. Dozer gibisin Estupiñán. Mehmet Akgüz'ün ara topu. Óscar Estupiñán. Ve gol. Abi Ideguchi ile başladı bu gol ya. Ideguchi ile başladı bu gol. Óscar Estupiñán çayı demleyin diyor. Bu maç, bu tur burada bitmiştir. Yarı final adımızı yazdıracağız diyor. Ideguchi, karizma Japon. Sabek'te kendini buldu. Sabek'te büyük rekabet olacak altyapıdan gelen oyuncumuzla, gelişirse eğer. 16 yaşına gelince onu da göreceğiz. Óscar Estupiñán 1-0. Seedorf, Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz adam asist yaptı az önce. Mehmet Akgüz'den bir asist daha var mı? Yok. Tehlikeli geldiler. Adamları iyi paylaşın. Kalecimizde kaldı. İlk yarıda böyle biter mi acaba? Bir son fırsat olabilir mi? Seedorf gönder hemen. Mehmet Akgüz gidiyor. Mehmet Akgüz bırakıyor. Son fırsat. Óscar Estupiñán. Óscar Estupiñán. Estupiñán. Evet. Aha. Olmadı. Adam inanılmaz ya. Estupiñán da çok iyi oynuyor bu maçta. 1-0 ilk yarı. Seedorf çok yorgun, onun yerine Şahin Türk'ü oynatacağım. Orta sahada da Saki'ye görev verelim. Onun da dayanıklılığı fena değil. Hem de zaten stoper oynayacağı için bir sonraki maçta fazla koşmasına gerek yok. İkinci yarı başladı. Vallahi bizim bir oyuncu sakatlandı. Saki. Oo. Zar zor yetişti o topa ama az önceki pozisyonda Saki. Vallahi şimdi kimi oynatacağız? Ne yapsak? Barrow'u oynatalım. Şöyle yapalım. Sağ kanat Barrow. Ortada da Fırat. Óscar Estupiñán. Óscar. Aha, Barrow orada uçtu valla. Roketleri açtı. Barrow. Son çizgi. Barrow. İçeride Mehmet Akgüz, adam bir gol bir asiste. İlk maçına çıktı ya. Mehmet Akgüz'ü New York City FC'ye böyle uğurlayacağız. İkinci ligdeyken Denizlispor'a bayağı katkısı varmış Mehmet Akgüz'ün, ben bilmiyordum. Onu da o yüzden bu maçta bu bölümlük ihtiyacımız olduğu için oynatıyoruz. Mehmet Akgüz helal olsun. 2-0. Aman gol yemeyelim. Gol yemeyelim abi. Gol yok. Ideguchi var. Adam da süper ya. Ideguchi Sabek'te çok beğendim. Belki bu bölümün oyuncusuna adaylardan bir tanesidir. Çok iyi top kesti. Çok iyi adam tuttu. Burada da az kalsın araya giriyorduk ve girdik. Evet. Evet. Üçüncü geliyor mu? Kudüs. Kudüs. Hadi Kudüs. Of, ne önünde tuttu be. 90+2 arkadaşlar. Biz adımızı bu şekilde yarı finale yazdıracağız. Şimdi yarı finalde bakalım. Diğer maçlardaki sonuçlar ne oldu ve kimler gelecek? Kim gelecek bize? Fenerbahçe gelme ihtimali var. Sanırım Beşiktaş'ta var ya da Galatasaray'da var. Burada alıyoruz 2-0. Daha da farklı belki olabilirdi ama yani Ideguchi çok iyi oynuyordu. Fazla da şutumuz yok. Adamlar %62 topla oynamışlar. Mehmet Akgüz 1 gol 1 asist, maçın adamı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş 2-1 yenmiş ama Başakşehir'i eleyememiş. Elenmişler. Sivas geçmiş 5-2. Fenerbahçe 6-0 toplam geçmiş. Bize bir sonraki turda bakalım kim geldi. Of, Saki sezonu kapatmış arkadaşlar. 3 ay gitmiş. Fenerbahçe maçı geliyor ama öncelikle biz bir bakalım kim geldi. Türk Kupası Başakşehir. Oo, Fenerbahçe ile final oynama ihtimalimiz çok yüksek. Başakşehir'i geçebilirsek, onlar bizi çok zorlamışlardı. O da kolay bir tur olmayacak. Güzel, güzel. Fenerbahçe'ye karşı ezeli bir rekabet yaşıyoruz. Görüyorsunuz aynı anda Cruze ile Rodega da gol krallığı için yarışıyor. Rodriguez bile yukarılarda 15 golde. Crivelli o da 17 gol atmış. Şimdi basın toplantısında full moraldeyiz. Saki neden nasıl oynayacaksınız olmadan? Kadro kalitemiz yüksek abi. Full moraldeyiz. Çok güzeliz. Başka, geriye sadece birkaç maç kaldı. Takımın önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmaya başarabilecek mi? Sonuna kadar savaşacağız. Biz şampiyon olacağız. İnanıyorum, bu maçı da alacağız. Denizlispor yine kazanacak mı? Geçen maçı almıştık ya. 4-0 mıydı? 3-0 mıydı? Bu kez kazanan her zaman kazanabilir bir kez. Bence iyi oynayacağız. Göreceğiz diyelim biz. Göreceğiz abi. Evet, Kadıköy'de zor olacak ama başarmamız şart. Estupiñán biraz yorgun. Fırat yorgun az bir şey. Bu maçta kim oynamalı? Çoğu oyuncumuz yorgun. Bence bu ilk 11 ile sahaya çıkalım. Hatta aynı taktiği Fenerbahçe için de uygulayalım. Sol beke Tor gelsin. Estupiñán sen bayağı yorgunsun. Sen çık abi. Saki'nin gitmesi çok kötü oldu bizim için. Orada kimi oynatabiliriz şimdi? Selçuk İnan tabii ki. Her şey hazır. Seçkin zorluk 4 dakika. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumuna geçiyoruz şimdi dev maç için. Kadıköy'de müthiş bir atmosfer var. Bizim yeşil cephe kale arkasında yerini aldı. Ve görüyorsunuz Recep Niyaz 2 gol attı 2 maç önce. Şimdi tekrar aynı performansı Zakaria ile beraber yakalayabilir mi? Fenerbahçe'de değişiklikler var mı, onu merak ediyoruz. Taraftarlar şampiyonluğa odaklanmış. Onlar üzerimizdeler, bu maçı almamız şart çünkü belki puan kaybetmezse de iki takım o şekilde bitebilir. Onlar birinci, biz ikinci ama o yüzden bu maçı almamız lazım. Fırat ekranlara geliyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'e Max Kruse, Zayt, Rodriguez, Moses, Luis Gustavo, Ozan Tufan kaptan, Hasan Ali Kaldırım, Kamil Glik'i transfer etmişler. Adil Rami, İsla ve Harun Tekin de kalede. Tersten saydım ama genellikle Fenerbahçe'nin kadrosunda Glik ve Zayt hariç normal kadro. Yani Emre olabilirdi ve Zanko olabilirdi. Evet, Fenerbahçe'nin vuruşuyla maç başlıyor. Geri Rodriguez 15 golle oynuyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Ideguchi'ye çarpan top. Taç alır mıyız? Haydi Fırat, alamadık. Bu arada bizim formalar biraz bozarık kalmış bu stadyumda. Bilseydim çok bulutluya alırdım. Orta geldi bu arada. Ve out. Kamil Glik pası kötü. Recep araya girdi. Rodega güzel tuttu. Ozan'dan kaptırdık. Pas kötü. Victor Moses, aman dikkat. Victor Moses ceza sahası içinde. Selçuk alamadı. Beto. Valla Moses feci vurdu. Korner şimdi. Ve Rami. Fener çok sağlam oynuyor. Zakaria, Fırat. Sağ tarafta boşluk var. Bozikov süper gördü o boşluğu. Ideguchi tek top oynadı. Rodega. Güzel şans. Rodega çekti geri. Rodega verdi pasını. Recep Niyaz. Kaleci Harun inanılmaz bir gol kaçtı. Selçuk. Zakaria. Recep. Güzel top Recep'ten. Rodi vuramadı ve Asensio kaleciye döndü. Rodriguez. Veseli güzelsin ama onlarda hala. Rodriguez. Zayt batırdı. Ideguchi. Karizma Japon. Alır mısın Rodriguez'i? Yersin abi. Top bizim. Ideguchi çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yani bölümün oyuncusuna aday Ideguchi. Hasan Ali. Aman o Hasan Ali'nin paslara bak. Rodriguez. Veseli. Of. Zakaria tek top ama geçemeyeceğiz. İlk yarı 45+2. Kamil Glik. Aman dikkat çocuklar. Gol yemeyelim de. İlk yarıda Fener çok bastırdı. İlk yarı böyle bitiyor 0-0 arkadaşlar. Bizim de inanılmaz bir fırsatımızı Harun kurtardı. Recep Niyaz atamadı. Şimdi değişiklik yapsak olur. Çünkü Fırat hiç iyi oynayamıyor. Bizim Barrow nerede? Barrow oynuyor zaten. Onun da varlığını göremedik. Kudüs'ü oynatacağım. Ve Selçuk İnan. O kalsın. O kalsın. Bergdik'i de pek göremedik forvette, Zakaria'yı. Topu alamadık çünkü. Şimdi ikinci yarı. Selçuk. Barrow. Recep. Güzel. Barrow. Haydi. Gol mü? Zakaria. Gol işte bu. Zakaria. Sol bekten forvete. Zakaria golünü atıyor. Zakaria eşine armağan ediyor. Helal olsun. Recep Niyaz. Barrow asist makinamız. Ve Zakaria. Süper. 1-0 Denizlispor. Kadıköy'de golü bulduk. Selçuk. Aferin Selçuk. Aferin Selçuk. Recep çok kötü pas. Ama aldı. Takip etti. Güzelsin Recep. Kudüs. Kudüs bırakma. Kudüs bırakma. Kaçan Rodi var. Güzel top Kudüs'ten. Rodega. Rodega. Gli geçti. Hugo Rodega. Kaleci. Harun da inanılmaz oynuyor ya. Harun süper oynuyor. Aha. Ne oldu? Selçuk İnan. Ben kameraya bakarken pozisyon kaçtı da Selçuk İnan çok hantal ya. Selçuk'u değiştirmem lazım. Fener'e karşı oynayamıyor. Recep. Evet, Barrow kaçar. İşte iyi ayak koydu da Barrow yine aldı abi. Barrow uçarsın Barrow. Uçak gibisin Barrow. Barrow son çizgi. Barrow yerden pas. Bu sefer son çizgiye ineyim dedim. Şimdi bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Artık Zakaria golünü attığına göre Tor'u şöyle alacağız. Orta sahaya. Selçuk İnan çık. Estupiñán gir. Ve böyle devam edeceğiz maça. 70 dakika. Son 20 dakika kaldı. Direnmemiz lazım. Moses. Tor bırakmıyor abi. Bizim bekler çok iyi oynadılar. Selçuk İnan. Haydi. Zakaria kaçar mı? Zakaria'ya attı Selçuk. Zakaria gidiyor. Adil Rami çok yavaş. Zakaria pasını verecek. Arkadaşlar bu oyunda size bir şey söyleyeyim. Böyle yan yana paralel giden iki tane oyuncunuz varsa oyun sürekli ısrarla uzaktaki adama pası atıyor. Kısa pası. O yüzden öyle pozisyonlarda pas vermeyin en iyisi. Arkadaki adam açık değilse pas vermeyin. Ben orada Rodega'ya atmaya çalıştım. Gitti. Arkadaki adama attı. Neyse. Korner Zakaria. Haydi. Harun. Zakaria'ya gelecek. Zakaria Mozza takıldı. Asensio'nun ortası. Veseli güzel ama hala tehlike devam ediyor. Asensio. Büyük tehlike var. Zayt. Oyuncularımız kendilerini yere atıyorlar. Topu engellemek için Zakaria defansta da işi görüyor. Isla. Barrow. Barrow rüzgarın oğlu. İçeride tutamadı yalnız. 90. dakikaya da gelmişiz. Aman abi, aman abi, aman gol gelmesin. Medina diye bir oyuncu girdi Fener'de. Medina, Barrow, korner, 90+2. Diren Denizli. Korner, Barrow, yine aferin Barrow. Top çıkıyor mu? Moses tutarsa daha iyi olabilir. Moses. Tor. Hoca bitirdi. 1-0 alıyoruz. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de zor devirdik arkadaşlar. Harun süperdi. Ve defansımızda Ideguchi, beklerimiz Bjarnason, Tor, Veseli falan hepsi güzeldi. Görüyorsunuz Fenerbahçe pozisyon vermedik ama toplu oynama onlardaydı sürekli. Modu Barov maçın adamı, yaptığı asistten dolayı güzeliz. Zakaria da gol attı. Şimdi karışık bir antrenman hak edildi. Ideguchi yükseldi 70'e. Ideguchi gözümden düşüyordu. Hatta bir sonraki sezona satarız diye düşünüyordum belki ama Ideguchi Sabek de vallahi kendini sağlam gösterdi. Denizlispor 60 puanla liderlik koltuğunda şimdi. Fenerbahçe 58, Beşiktaş 54. Bu üçlü arasında bu yarış devam edecek bence. Sırada ne var abi? Beşiktaş mı var? Sırada Gençler Birliği var. Fener yine üstümüze geçti. Galibiyet almışlar. Bizim şimdi sırada Gençler Birliği maçımız geldi. İlk 11 Fenerbahçe maçının aynı ilk 11'i olacak. Oyna diyeceğim. Bakalım full kondisyonla, full moralle nasıl devam edebileceğiz? Bu taraftar inandı, bu taraftar kenetlendi, takım da kenetlendi, onlar da inandılar. Bu işi bitirmenin zamanı geldi bu maçlarda arkadaşlar. Bu maçların hepsini almamız lazım. Öyle iki beraberlikle bölüme başlamak kötü oldu ama bazen öyle şeylerde olması gerekiyor. Barrow, güzel. Recep Niyaz geçiremedi. Selçuk İnan öyle bir pas attı ki, öyle bir pas attı ki Barrow gol pozisyonunda. Barrow atıyor. Selçuk İnan yılın asistini yaptı abi. Barrow resmen burada inanılmaz bir şeye imza attı. Selçuk İnan'ın ara pasını umarım gösterirler. Adam belim kırıldı dedi. O nasıl bir pastı? Selçuk İnan'a diyor yani. Ne bel varmış ha, bel kemiği. Abi biz bunu daha güzel izleyelim şuradan şimdi. Pozisyon tekrarı. Selçuk İnan'ın 50 metrelik pası. Şöyle açıyı da değiştirdik mi daha güzel olabilir. Selçuk İnan bu topu nereden gördü öyle, nereden fırlattı? Selçuk. Şu pasa gel abi. Of 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 of. Barrow bomboş. Gol. Barrow da gözüme çok girdi arkadaşlar. Bu oyuncuların hiçbirinden vazgeçesim gelmiyor. Umarım bunlarla Avrupa'da da iyi iş yapabiliriz. Barrow sanırım 6 gol 13 asistle oynuyor şu an. Aman dikkat. Sio, Sessegnon, Selçuk İnan. Selçuk'u eleştirdik geçen maçta. Fenerbahçe maçında fazla iyi değildi. Bu maçta inanılmaz oynuyor derken Sio, Beto peşine, vay be, orada kontrol hatası. Adamlara pozisyon verdik. Aman dikkat. Kaleci Beto sendedir o. Yumruk. Ooo. Yasin Pehlivan. Ideguchi direkt dikti topu abi. Aha. Rodega da az kalsın alıyordu. Aman dikkat. Yasin Pehlivan. Sessegnon. Stefan Sessegnon. Tecrübeli isim. Sio. Yasin. Out. Fırat araya girdi, aldı. Rodi. Rodi ne yaptı? Rodi bırakmadı vallahi. Rodi de gelmiş defanstan top alıyor falan. Fırat gidiyor. Fırat Günver. Haydi Fırat, senden de uzun zamandır bir şey gelmedi. Fırat gole gidiyor. Fırat pası veriyor. Asistini yapıyor. Zakaria golünü atıyor. Adam yine gol attı be. Helal olsun Zakaria. Fırat'ın asisti, Zakaria'nın golü. 2-0. Fırat iyi getirdi. Zakaria'yı gördü son anda, tereddüt etti orada. Ben şimdi abicim şut çekemem, fırça yerim falan. Hoca zaten saçlarımdan dolayı fırça çekti. 2-0, aferin. Kolomat, Veseli, adam resmen asist yaptı. Sessegnon ilk yarı bitmeden 2-1. Gol düellosu. Ya Veseli sağlam görünüyordu, Veseli ilk bölümde. Bu bölümde fazla iyi görünmüyor. Çok kötü bir kafa. Zaten kademede de Recep Niyaz 2-1 ilk yarı. Daha bitmedi. Belki bir şans yaratabiliriz burada kendimize. Zakaria. Oo, hoca yok diyor. 2-1. Selçuk İnan biraz daha sağ tarafa yaklaşsın. Fırat'a pas verir. Bakalım. İkinci yarı şimdi. Recep. Recep'ten şık hareketler. Klas dribbling. Recep kaçar. Zakaria verdi. Recep. Zakaria ikinci golünü atamadı. Bazen defans olduğunu unutuyorum arkadaşlar. Yani unutkanlık burada oldu. Hani o adam gelişine ters ayağı galiba, bir de sol ayağı. Nasıl vursun? Recep'le çakacaktık. Benim hatam, kusura bakmayın. Adamlar ne pas yapıp geldiler lan öyle. Of, CEO. Hoca faulü de verdi, avantajı da verdi. Ayıp yani. Ondan sonra 5 pas oynadılar hocam. Sessegnon çıkıyor golü atan adam. CEO topun başında. Aman dikkat. Kandeyas da var. CEO geliyor. Beto da çok kolay. Ideguchi. Fırat'ı oynadı. Fırat'tan çok şık bir top. Evet. Evet Fırat. Haydi Fırat. Fırat gidiyor. Fırat gidiyor. Fırat herkesi geçti. Fırat Rodi'yi buldu. Rodi de direği buldu be. Ya arkadaş, Rodega bu bölümde ikinci direği. %100'lük goller. Yasin Pehlivan. Aman dikkat, artık maçın son anları. CEO. Veseli yerinde. Veseli uzaklaştırdı. 3-1 olmalıydı ama 2-1 de iyidir. Gençler Birliği ikinci yarıda süper paslarla falan geldi sürekli. O yüzden zorladılar. Yine bir galibiyet. Oo, bir rapor daha var. Vay. Altyapıdan gelenler gelene bu ata değeri güzel değil. Dama tamam. Dama 68-88 sol bekmiş Dama'da. Konare, o da sağ kanat 71-91. Konare'de belki iş vardır ha. O zaman Akoto. Akoto'da pek bir şey yok gibi. Abdullah Lum. Lum 70.000. O da İdrisa Ayasu. Ayasu'da da bir şey yok. Başka var mı? Boata. Başka bir Boata var. Bunu reddet. Bonsu var. Osman Bonsu. 210.000 değerinde. Ama 57-79 Osman Bonsu. İbrahim Konare. Konare 70. Bunda da bir şey yoktur. Ama galiba burada Boata'da belki bir şey vardır arkadaşlar, ya da Umar Konare'de. Konare'yi de alalım. Ve bunların içinden hangisini almamı isterseniz yorumlara yazın. Belki hangisinde iş vardır onu yazabilirsiniz. Dama mesela sol bek 68-88 görünüyor. Hatta sprint hızı da çok güzel bir şey olabilir. Dayanıklılık falan. Orada birisi güzel görünüyorsa söyleyin. Omar Konare 48 rating 71-91 potansiyel, 15 yaşında OF'ymiş. Sırada şimdi deplasman Sivasspor. Sivasspor'a karşı Zakaria tekrar yerde geçecek. Ben şu formayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Sağda bizim diğer formu belli olmuyor. 21.00 gece maçı ilk defa. Bergdik yine Zakaria sol beke geçti. İlk 11 böyle. Oyna diyelim. Sivas'a geçelim şimdi. Sivasspor ilk maç bilmiyorum kaçtı. Şimdi Ideguchi'ye verdi. Karizma Japon gidiyor. Fırat'a verdi. Çocuklar iyi anlaşıyorlar. Evet Rodi. Óscar Estupiñán. Rodega. Óscar Estupiñán. Bunlar da ikisi aynı dili konuşuyorlar. Top bize düşüyor ama Barrow offside. Recep Selçuk. Oscar. Rodi. Rodega attı. Óscar Estupiñán çaprazda. O da golü atıyor abi. Óscar Estupiñán. Güzel gol. Güzel gol. Rodi'den asistler geliyor ama goller gelmiyor bu bölümde. Rodi de bir yanar döner abi. Geçen bölüm inanılmaz. Rodi 4 dakikada oynayamıyor galiba. Ben onun farkına vardım. Neyse. Kim atarsa atsın. Biz attıktan sonra sorun değil. Oscar da sanırım ligde 10. golünü attı. Uğur Çiftçi'ye. Aman dikkat. Zakaria defansta. Barrow. Asist makinamız bizim. Güzel. Óscar Estupiñán bir zamanlar o ünvanı üstlenmişti. Barrow inanılmaz gidiyor yine. Barrow. Oscar'ı buldu. Oscar golü attı. Barrow resmen tüm Sivasspor'un defansını bakkala götürdü ve Oscar klasik gol sevincini yapıyor. Küçükken bir beyzbol yanı sıra balerinliğe de hevesleniyormuş Oscar. O koca cüsseyle annesi olmaz demiş, futbola yazdırmış, oraya zorlamış. Óscar Estupiñán asist makinamızdan aldı, attı ikinci golü. Beto vallahi iyi. Orada biraz kaçırdık ama Ideguchi ile out. Sivas da tehlikeli geliyor ha. Güzel bir atakla başlar mıyız? Kudüs verdi. Rodega. Kudüs içeri girdi. Kudüs ortası. Estupiñán hat-trick yapamadı ama orada Rodega gitmeliydi o top. Barrow. Ver abi. Uç abi. Barrow. Uçan adam Barrow. Yerden de bir orta. Rodega'ya gelebilirdi. Ah be. Serbest vuruş. Topun başında Hugo Rodega var. Haydi Rodega gönder o zaman. Aha. Ooo Recep. Lan bir de böyle şutlar bir kere de girsin abi. Siz girdi farz edin arkadaşlar. O top benim gözümde de giriyordu gibi göründü ama bizim kendi oyuncumuza çarptı galiba. Tüh. Aha. Kaleciden büyük hata. Kudüs. Recep. Óscar. Kudüs. Kudüs. Kudüs yıkılmadım ayaktayım diyor. Recep'e bırakıyor. Recep 3 yapıyor. Kudüs'le tek yapmam gereken vücut tuşunu kullanmamdı ve maalesef gol sevincini yaşayamıyoruz. Golün tekrarını göremiyoruz. Yanlış tuşlar. 3-0 oldu arkadaşlar. Maç böyle bitiyor. 3-0. 4 olmadı ama 3 oldu. Recep'ten de yine bir gol geldi. Helal olsun Denizlispor. Deplasmanda güzel bir galibiyet. Galibiyet serimiz inanılmaz devam ediyor. Başta tökezlememize rağmen. Fırat'a bir antrenman daha. Fırat bilmiyorum bayağı bir şey yükseliyor ama neredeyse 70'e geldi Fırat. Kıl payı kaldı az bir şey. Arkadaşlar Beşiktaş maçı yaparız demiştik ama onu final bölümüne saklayacağım çünkü zamanım kalmadı. Beşiktaş, Çaykur Rize, Gazişehir, Başakşehir'e karşı 3 tane maç üst üste mi oluyor? Yok, aralıklı oluyormuş. Trabzon yani 4. Burada da 9 tane maç var. Bir tane de finale kalırsak Türk Kupası'nda o maçı da yaparız. 10 maçlık bir final bölümü gelir. Uzun bir final bölümü olur. Bu bölümü kapatmadan sizlere istatistikleri göstereyim burada. Rodega 21 gol 9 asist ama bu bölümde bir tane bile golü yoktu galiba. Ya da ilk maçta mı attı? Bir tane vardı sanırım. 17 gol 9 asist. Óscar Estupiñán'ın 12 gol 10 asisti var. Süper Lig'de 10 golü var. 7 asisti var. Güzel gidiyor Oscar'da. 74'e de yükselmiş. Kudüs 8 gol 2 asist. Barrow asist makinesi diyorum. Boşuna demiyorum. 6 gol 14 asist. Forvet'e koyduğumuz adam, bu adamın 0 gol 0 asisti vardı. Adam 2 gol 3 asist yaptı bu bölümde. Zakaria, Bergdik felaket oynuyor. Fırat'tan da performansını artırmasını isteyeceğim. O kadar overall yükseldi ama 2 gol 6 asist hiç de iyi değil. Seedorf'un da bir golü vardı. Onun haricinde geri kalan istatistiklerde bu şekilde. Mehmet Akgüz 1 maçta 1 gol 1 asist. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Fenerbahçe puan kaybetmemiş. Bu arada 2 puan gerimizdeler. Final bölümünde görüşmek üzere. Umarım fazla arayı açmam. Ama arkadaşlar biliyorsunuz çok yoğun bir adamım. Yayınlar yapıyorum Twitch'te aynı anda. Fut oynuyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Rebuild çekiyorum derken yani anlayın ki elimden geleni yapıyorum. Bilerek de böyle arayı açmak istemiyorum. Neyse videoyu beğenirseniz bana çok faydası oluyor arkadaşlar. Destekleriniz beni çok motive ediyor. Kendinize çok iyi bakın onun haricinde. Hoşçakalın. 66'da doldu gönüllerin efendisi. Yeşil siyah renkleriyle liglerin efsanesi. Horoz aşkı ile yanan taraftarının sesi. Denizlispor, şanlı Denizli. 66'da doğdu gönüllerin efendisi.